9 parametrede karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek, Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikte olacağız. Saat başına dek karşınızdayız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Irak'la Başika gerginliği yaşanıyor. O gerginliğin ayrıntılarında dün neler vardı? Ankara Bağdat yönetimine sert karşılık verdi. Niye? Bağdat yönetimi Başika üstündeki Türk askerlerini işgalci güç olarak niteledi ve ülke dışına çıksınlar çağrısında bulundu. Ankara'dan Irak'a sert karşılık geldi. Irak'ın Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Aynı anda El Alevi'ye mezhepçi yaklaşım iki ülke ilişkilerine çok ciddi zarar veriyor mesajı iletildi. Bu görüşme gerçekleşirken Irak'ta aynı saatlerde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ne çağırdı. Faruk Kaymakçı'yı dışişlerine çağırdı. Dün yaşanan gelişmeler böyle başladı Başika gerginliğinde. Ardından Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı'nın açıklamaları vardı. Türkiye Başika'nın tartışma konusu yapılmasına asla izin vermeyecektir diyor Numan Kurtulmuş. Musul DEAŞ tarafından bir günde işgal edildiğinde Irak merkezi hükümeti neredeydi diye soruyor. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda Türkiye her türlü işbirliğine hazırdır mesajı veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Irak Meclisi'nin mecliste her sene yenilenen tezkerenin tekrar kabul edilmesinden sonra yaptığı açıklamayı iyi niyetli bulmuyoruz diyor Dışişleri Bakanı. Irak halkının tamamını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz bu açıklamanın ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla dün Irak'la Başika gerginliğinde yaşananlar böyleydi. Amerika Uluslararası Koalisyon Gücü'nün Irak'taki sözcüsü de Türk ordusu oraya resmi izinle gelmemiştir, illegaldir ifadesini kullandı. Bir yandan da Amerika ile bu konuda gerginliğin devam edebileceğini anlıyoruz. Irak'ta toplam 2000 Türk askerinin varlığından söz ediliyor. Başika'da net sayı yok ama 500-600 civarında asker olduğu bilgisi ve iddiaları bulunuyor. Irak'ın egemenliği vurgusu yapıldı. Nerede yapıldı? Biden ve Barzani bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ayrıntılarına ve yaşananlarına bakacağız. Sabah saatlerinde aktarmıştık. Fırat Kalkanı operasyonu devam ederken bir şehit haberi geldi. 3 asker yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'ın sızma girişimi sırasında yaşanan çatışmada 28 teröristin öldürüldüğü de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından duyuruldu. Halep'te de siviller ölüyor. Dram bitmiyor. Bir insanlık dramı yaşanıyor. Ateşkesten sonra ölen sayısı, sivil ölümleri ateşkes öncesine göre 3 kat, 3 misli artmış görünüyor. Bu insanlık dramını dünyada seyrediyor. Öyle böyle değil yaşananlar. Halep'te insanlar, çocuklar ölüyor. Anayasa Mahkemesi'nden o hale destek geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan konuşmasında yeni anayasa çağrısı yaptı ve o hal mesajı verdi. Olağanüstü hal hukuksuzluk hali değildir dedi. Yeni anayasa 15 Temmuz şehit ve gazilerine vicdan borcumuzdur ifadelerini kullandı. Tatar iftirası bugün İsmail Saymaz'ın haberi Hürriyet Gazetesi'nde yer almış. Yarbay Ali Tatar'ı intihara sürükleyen kumpasta yeni gelişmeler var. Tatar'ın adının olduğu flaş belleğe devrimci karargahın bildirileri, Öcalan'ın fotoğrafı, çocuk pornosu görüntüleri, bilgisayarın tarihi geçmişe döndürülerek yüklenmiş. Dolayısıyla işte nasıl iftira atılıyor, nasıl insanlar hüküm giyiyor ve intihara sürükleniyor. O dönemde yaşananlar bir bir ortaya çıkıyor. 66 hakim ve savcıya ihraç kararı çıktı. 254 hakim ve savcı açığa alınmıştı ya. 66'sı ihraç edildi. Hakim savcılar yüksek kurulu tarafından. Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 368'i subay, toplam 540 asker ihraç edildi. Ankara'da FETÖ soruşturması devam ederken 9 askeri ateşe emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 3 tutuklama var yanlış hatırlamıyorsam. Darbe komisyonu kuruldu ama tartışmalar devam ediyor. Ve Rüzgar Çetin'in tahliyesi, savcının itirazlarına rağmen mahkeme sadece yurt dışı yasağı koydu. Dolayısıyla tutuksuz yargılanacak. Bir fotoğraf yayınlandı. Sinan Çetin'in oğlunu kucağına yatırdığı fotoğraf. O fotoğraf çok tartışılıyor. Karar tartışılıyor. Ailenin kararı tartışılıyor. İtirazını, şikayetini çekiyor.
etmesi. Bütün bunlar yine gündem. Trafik kazaları da bitmiyor. İstanbul'un göbeğinde bir mikser faciası öğle saatlerinde güpegündüz yaşanabiliyor. Bir kişi hayatını kaybedebiliyor. 7 kişi yaralanabiliyor. Bütün bu gelişmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Günaydın Deniz, günaydın Hakan. Günaydın, merhaba. Günaydın. Ben dün Başika'da neler, Başika gerginliği ve bu gerginlik kapsamında neler yaşandığını konuştum. Kravatını şöyle bir elleyince tabii ki benim konsantrasyonumu dağıttın. Ben oysa gayet ciddi başlamıştım olaya. Bir anda Deniz'in kravatına gayri ihtiyari baktım. Çok benzer bir kravat. Biraz Deniz benziyor. O mavi mi, lacivert mi? Hakan'da bordosu var. Benimki bordo. Deniz'inki de bu. Modayı yakından takip ediyorsunuz herhalde. O yüzden sürekli pişti oluyorsunuz kravatta. Aynı yerden almadık o. Deniz'de cool bir gülüş sadece. Deniz duymuyor mu bu söylediklerimizi acaba? Ne desin? Ne desin? Ben sen ona kravatına... Hakan tabii girişte komikti. Önce senin kravatına baktı. Sonra kendi kravatını eledi. Bana gösterdi ve biz kravatla başlamış olduk. Neyse, güzel olmuş, yakışmış. Şıksınız bugün diyeyim bari. Çok teşekkürler Ebu. Daha önce de biliyorsun pişti olduğumuz... Çok olmuştu, evet. Daha önce de pişti olmuştuk. Evet, çok olduk, evet. Ama tabii böyle farklı kravatlarla olmak, hani çok yaygın bir kravatla pişti olunur da, ben de özellikle böyle gittim, hani diğerlerine en benzemez olanı seçtim ama... En benzeyeni almışsın. En çok satanı bulmuşsun Deniz. Fakat Ebru, bugün senin kıyafetin de çok güzel. Ya beğenmemiş izleyiciler. Beyaz giysenize siyah sizin renginiz değil diyorlar. Ama ne zaman beyaz giysen bu sefer niye beyaz giydiniz? Beyaz giydim, İzleyicilerimiz olsun. De yani lütfen bir karar versinler. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben de sizi beğendim. Başlayalım. Hadi başlayalım. Mümkünse başka bir pişti ve vesaire görüntü konusunda söyleyeceğim bir şey yoksa. Başlıyorum. Başlayalım tabii. Irak mı dedin Ebru? Başika gerginliğinde dün yaşananları tabii özetledim. Amerika'da koalisyon güçlerinden de bir açıklama geldi. Ebru, bu arada bir düzeltme yapabilir miyim? Pişti değiliz aslında, desem farklı değil. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi çağrıldı diye okudun ama Büyükelçi şu anda Ankara'da. Dolayısıyla Irak Dışişleri Bakanlığı'na gitmedi henüz. Onlar da illa... Faruk Kaymakçı mı Ankara'da? Notayı, Faruk Kaymakçı. Diğer, evet evet, yani Faruk Kaymakçı çağrıldı ama Büyükelçiliğe gitmedi. Yani onlar da daha alt düzey bir diplomatlara vermek istemediği için Faruk Kaymakçı'yı bekleyecekler. O gittiğinde nota verecekler. Öyle bir, yani çok şey bir detay ama önemli olsun, yani. Önemli. Henüz Irak Dışişleri Bakanlığı bizim Büyükelçi'ye bir nota vermiş değil. Faruk Kaymakçı da eğer yanlış hatırlamıyorsam Brüksel Büyükelçisi olarak Avrupa Birliği daimi temsilciliğine atanmıştı ama galiba bir agreman bekleniyordu. Öyle değil mi Deniz? Öyle hatırlıyorum ben. Faruk Kaymakçı'nın bir yeni görevi olacak önümüzdeki. Evet, evet. Evet, doğru. Evet. Yani artık doğru. Bağdat Büyükelçimiz olmayacak kendisi. Yeni bir görevi olacak Avrupa Birliği. Yeni bir atama olacak. Yeni büyükelçiliği. Faruk Kaymakçı önemli bir diplomattır. Çok zor bir dönemde görev yaptı. Bağdat'ta, Bağdat gibi yerlerde çalışmak çok zordur. Çok şimdi zor. Önümüzdeki dönemde Brüksel'de olacak. Bu agreman sanıyorum gelecektir yakında. Brüksel'de yani, çok kolay sayılmaz büyük artık. Büyükelçilerin görevlerine başlaması için bulundukları ülkenin adeta bir onay mektubu gibi değerlendirmek lazım. Yani böyle bir diplomatik bir usul var. Onu kastederek soruyorum. Peki. Bağdat, Irak Büyükelçisi Ankara'ya dışişlerine çağrıldı. Dolayısıyla ona İran Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü. Onu biliyoruz ama Bağdat'ta Türk Büyükelçisi bu görüşmeye gitmedi. Bunu ya şimdi düzeltelim. Bakın, bu Irak dediğimiz devlet, hükümet, şimdi yani konuşturacaklar beni ama hangi devletten, hangi hükümetten bahsediyorsun? Böyle sınır bütünlüğü olan, çatışması Irak, olmayan, Irak diye güvenli bir ortam mı ki diyorsun? Irak yani diye bir, yani özür diliyorum, yani Irak'ı küçümsemek için söylemiyorum bunu ama Irak diye bir devlet mi kaldı ortada Allah aşkına? Amerika Birleşik Devletleri geldi, darmadağın etti, işgal etti ülkeyi. Her tarafına, istediği yere üstlerini kurdu, kulaklar kurdu, tesisler kurdu. Irak'ta, Musul'da 550 İtalyan askeri var. Bakın, 550 İtalyan askeri. Bu bilinen, herkesin bir bildiği bilgi değil, bir şey söylüyorum. Niye İtalyanlara gidip söylemiyorsunuz bunu? Niye efendim Irak'ın kuzeyinde bir Kürt bölgesi kuruldu? Bir, yani Kürt devletinin nüvesini oluşturabilecek bir yapı var. Onlara bu şeyi nasıl söyleyemiyorsunuz? Ülkenizin dibine, başkentinize kadar İran gelmiş. İran birlikleri var. İran'a bağlı milisler var.
siz onlara neden böyle bir şey söyleyemiyorsunuz? Dolayısıyla bu yani yok hükmündedir denemez elbette, bir açıklama geldi. Türkiye de buna bir yanıt verdi ama bu bir siyasi şovdur. Görüşlerine çok önem verdiğim duayen gazeteci Sami Cohen de bugün bir yorum sorulmuş kendisine. Onun görüşü de bu yönde. Yani 50 yıllık bir gazeteci Sami Cohen de böyle değerlendiriyor. Bunun böyle bir rüzgardır, gelir geçer. O şarkıda olduğu gibi birkaç gün sonra bu konunun ben çok fazla etkisinin olmayacağını tahmin ediyorum. Yani ayrıca Türkiye orada istikrar, Türkiye bir işgal gücü değil orada. Sonsuza kadar orada asker tutup Irak'ın bir bölgesini kendisine ilhak etmeyi falan düşündüğü için asker göndermedi Türkiye. Orada bir DAEŞ tehlikesi var. Irak'ın paramparça olması söz konusu. Musul düşerse bütünüyle 1 milyon kişi Türkiye sınırına gidecek, yığılacak. Dolayısıyla bu kadar büyük istikrarsızlıktan etkilenen bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin belli güvenlik adımlarını atması doğaldır. O üstteki askerler Irak'ın geleceğini ilgilendiren bir bölgenin kurtarılması için Türk birlikleri tarafından eğitilmekte. Yani bunları bir bilelim. Yani Türkiye'yi işgalci gibi davranmak... Hiçbir şekilde Türkiye işgalci değil. ...edilemez diyorsun. Türkiye ne Irak'ta... ...ne dair Suriye'de ve Irak'ta... Türkiye'de ne Irak'ta ne de Suriye'de bir işgalci güç olarak bulunmamakta. Ayrıca daha önce de Türkiye'ye çağrılmıştı. Yani Türkiye'siz burada bir güvenlik sağlanabilir mi Allah aşkına? Yani... Deniz, sen bu gerginliğe ne diyorsun? Uluslararası koalisyon gücünün Irak'taki sözcüsü de Türk ordusu oraya resmi izinle gelmemiştir, illegaldir diyor. Ama bu tezkere zaten uzun süredir var. Mecliste de yeni görüşülmüyor, yeni uzatılmıyor. Bu tepkinin nedeni ne şimdi? Ebru, şimdi şöyle bir durum var. Bunun aslında normal koşullar altında Irak işte bağımsız bir devlet olarak kendi topraklarında kimi isteyeceğine, kimi istemeyeceğine karar verir. Yani bunu anlayışla karşılamak lazım. Normal şartlar altında. Yani topraklarının bir kısmı farklı bir şekilde kontrolünün dışında olabilir vesaire. Bunlar gerekçelendirilemez. Yani bizden başka bir ülkenin halkının seçtiği bir meclisin aldığı karara saygı duymamız lazım. Ama Hakan'ın anlattığı detaylar önemli. Yani bu ülke kendi topraklarında kontrolü tam olarak sağlamadığı için bağımsız bir otorite, bağımsız bir hükümetten söz edemiyoruz. Şimdi neden mesela Hakan'ın sorduğu soruya yanıtı ben vereyim. Neden İtalyanlara, Amerikalılara, Hollandalılara vesaire tepki göstermiyor da Türkiye'ye tepki gösteriyor? Bu sorunun yanıtı maalesef bizim din kardeşliğimizin içinde saklı. Yani biz Iraklılarla din kardeşiyiz. Müslümanız. İtalyanlar değil, Hollandalılar da değil, Almanlar da değil, Amerikalılar da değil. Şimdi diğer ülkelere, Müslüman olmayan diğer ülkelere itiraz etmiyor da Türkiye'ye neden itiraz ediyor din kardeşi bir ülkeye, Müslüman bir ülkeye? Cevabı çok basit. Maalesef bölgemizde bir mezhep savaşı yaşanıyor. Yani baktığın zaman Yemen'de de Şiilerle Sünniler savaşıyor. Bahreyn'de de aynısı. İşte Suriye'de de Nusayri Esad iktidarına karşı Sünni bir takım muhalif gruplar var. Irak'ta da Amerikalıların müdahalesinden beri ülke üçe bölündü. Yani bir tarafta işte Sünni Araplar var, bir tarafta Şii Araplar var, bir tarafta da Kürtler var. İşte Sünni Türkmenler var, Şii Türkmenler var vesaire. Yani mezhebine göre ayrışmış bir Müslüman halktan bahsediyoruz. Ve bunlar kendi mezheplerinin güç odağı olması, iktidar olması konusunda bir takım planlamalar yapıyorlar. Şimdi neden Türkiye Bağdat yönetimi için riskli de İran değil? Çünkü Bağdat yönetimi Şii, İran Şii. Peki neden Musul'da Türkiye'nin varlığından rahatsız oluyor? Çünkü Musul'un halkı Sünni. Ve eğer orada Türkiye'nin desteğiyle bir IŞİD'e karşı bir mücadele olursa ve kazanırsa Türkiye'nin yetiştirdiği
askerlik eğitimi verdiği gruplar, Bağdat yönetimi Musul'daki demografik yapıyı değiştiremeyecek. İran'da hedefine ulaşamayacak. İşte kavganın temel nedeni bu. Yani Musul'u Şiileştirmek gibi bir planları var. Hemen güneyinde zaten Şii milisler var. İran'dan çok yoğun destek alıyorlar vesaire. Benim asıl anlayamadığım, asıl cevabını aradığım soru, bu denklemde ABD'nin neden Türkiye'nin yanında değil de Bağdat'ın yanında durduğu? Bugün yani bence Fikret Bila da yazmış Deniz. Bu. Diyor ki sanki Amerika Suriye'de koalisyonda ama Irak'ta değil gibi davranıyor. Amerika sen burada olacaksın, burada olmayacaksın diye yön veren bir ülke konumunda ifadelerini kullanmış. Bir de bu iş bir albaya mı kaldı Allah aşkına? Amerikalı'nın orada. Evet. Yani bu hakimiyeti sorguluyor bugünkü yazısında ve tavrı sorguluyor. Birçok yazar da aynı. Yani benim anlamadığım Amerikalıların, yani anlamadığım diyorum ama anladığım ama hani önemli belki soru de olan, mantığımızla örtüştüremediğimiz için burada tartışma konusu yaptığımız mesele, yani Musul'un Şiileştirilmesi Amerika'nın çıkarına bir durum değil ki. Eğer böyle bir durum olursa yakında Sünni Kürtlerle bir sıkıntı yaşanacaktır. Dolayısıyla Kuzey Irak'ta kendilerince müttefik olarak gördükleri ve bir görece bir istikrarın sağlandığı o Kürt bölgesel yönetiminde de sıkıntı yaratacaktır bu. O halde bu yani Türkiye çünkü orada Peşmerge ile ve Sünni Araplarla işbirliği yapıyor Musul için. Eğer bu işbirliği işe yaramaz da Bağdat yönetiminin İran'la kurduğu ittifak Musul'u geri alırsa, o zaman Kuzey Irak'taki ABD'nin lehine olan istikrarlı durum ortadan kalkacak. Peşmerge zarar görürse Amerika'nın Suriye'deki Kürtlerle ittifakı da zarar görecek. Hatırlayın, Kobani'de sıkışan PYD'ye can simidini kim atmıştı? Kuzey Irak'tan gelen Peşmerge atmıştı. Şimdi bu denklem içinde bunu anlamak zor. ABD'nin neden böyle bir tavır ortaya koyduğunu anlamak zor. Ha, benim edindiğim bilgi, Amerikalıların söylemlerinden çıkardığım bilgi, Türkiye'nin Irak'la ilgili gündeminin de mezhep üzerine dayandığına inanıyorlar ve Türkiye'nin tavrının, politik tavrının Irak'ta bir mezhep savaşını körükleyeceğine dair bir kaygıları var. Onun için Türkiye'yi oradan uzaklaştırmak istiyorlar. Benim gözlemim, yani 20 yıldır diplomasiyi takip ederim. Benim gözlemim bu. Yani İran'ı uzaklaştırarak mezhep savaşını önlemek yerine Türkiye'yi uzaklaştırarak önlemeye çalışıyorlar. Bu da bir soru işareti. Yani Musul gerçekten çok stratejik bir nokta. Türkiye'nin işte Misak-ı Milli'den kaynaklı olarak Musul'da 10 yıllardır hak iddia ettiğini ve bunu fırsata çevireceğini düşünenler de var. Bu paranoyayı yaşayanlar da var. Bunu gerekçe yapanlar da var. Ama netice itibariyle Türkiye'nin masada olması şart. Çünkü oradaki denklem Türkiye'nin aleyhine geliştiğinde bu önümüzdeki 10 yıllar boyunca da bize sorun olmaya devam edecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye bir kere orada çıkarlarını korumak zorundadır. Ama Türkiye çok fazla bu işin parçası da olmamak zorundadır. Yani bu kendini orada yaşanacak bir mezhep savaşının ya da bir etnik savaşın ortasında bırakmamalıdır. Çok sağlam bir diplomasi yürütülmelidir. Bir de tabii ABD ile daha sıkı bir diplomasiye de ihtiyaç duyulmakta. Çünkü yani Irak'ın ikna ettiği bir ABD'yi eğer Türkiye ikna edemiyorsa onun eksikliğini de kendinde sorgulamalıdır Türkiye. Yani bu kadar yıllık müttefiklik hukuku içinde neden bize bunu yapıyor da biraz sorgulaması lazım. Biraz daha diplomasi atağına geçmesi lazım. Aksi takdirde gerçekten Türkiye'nin aleyhine bir takım gelişmeler yaşanabilir. Hem Suriye'de hem Irak'ta. İran, Irak, Türkiye ortak bir denklemde buluşmalı ve diplomasiyi bu cephede de arttırmalı. Görüşüne de katılırsın o zaman. Nasıl olacak bilmiyorum evet, ama. Evet. Şimdi
bu bölgedeki mezhep ayrılıkları yeni değil yani yüzyıllardır. Sen buna katılıyor musun? İran Musul'u Şiileştirmek istiyor. Amerika belki Türkiye'yi bu nedenle bu denklemde görmek istemiyor. Bunun bir mezhep savaşına dönüştüğü iddiasında ve görüşünde olabilir. Hayır, buna katılmıyorum. Böyle bir şey olsaydı o zaman yani bu bölgedeki mezhep ayrılıklarını keskinleştiren ve körükleyen bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarıdır. Yani İran'ı bu bölgede bu kadar ben mi güçlendirdim? Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki bütünüyle yanlış okumaları, hatalı okumaları, yani bunu bir tek ben söylemiyorum. Gidin İsrail'de de insanlarla konuştuğunuz zaman bunu Amerika'nın en güçlü müttefiki buradaki İsrail'de, İsrailliler de söylüyorlar. Yani buradaki güç dengesini karma karışık bir hale getirdi ve Amerika'nın politikalarıyla da uyuşmayan bir tablo ortaya çıkardı. O yüzden yani, İran, Irak, Türkiye yeniden masaya dönmeli. Irak bütünüyle neredeyse İran'ın kontrolüne girdi. Şimdi bu tabii şöyle bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Türkiye ile İran'ın ilişkileri şu anda iyi ve iyileştirmek için gayret gösteriyor iki ülkede. Çok önemli yani Tahran ve Ankara'nın işbirliği. Bu problem, Irak sorunu Türkiye-İran ilişkilerinin yeniden bozulmasına neden olabilir. Çünkü kısa bir süre önce Suudi Arabistan gerginliği ve Yemen nedeniyle iki ülke zaten karşı karşıya gelmişlerdi. Eğer bu ülkeler, bu bölgenin ülkeleri akıllı davranırlarsa, akılcı davranırlarsa, ki hangi ülkelerden bahsediyorum biliyor musun? Türkiye, İran ve özellikle Suudi Arabistan. Bu üç ülkenin tamam mezhep ayrılıklarını bugünden yarına gidermek mümkün olmayabilir. Bu ayrı bir meseledir. Teolojik, siyasi tarafları vardır ama bu ayrılıkların bu bölgede nüfus savaşlarıyla çatışmaya dönüşmemesi için belli noktalarda bir mutabakat yaratmaları lazım. Aksi halde bu bölgedeki İslam dünyası denen bu ülke, bölgenin üç önemli ülkesi bunu başaramazlarsa o zaman dışarıdan birçok ülke gelir ve burada at koşturmaya devam ederler ve en çok da bu bölge halklarının zararına bir tablo ortaya çıkar. Peki niye Amerika Suriye'de koalisyonda da Irak'ta değilmiş gibi davranıyor? Ya da Bağdat'ı yerle bir etti Amerika, İngiltere niye işgalci değil de Türkiye işgalci? Şimdi bu tavrın nedeni sence ne? Deniz onu en soru bu. Bence Amerika mezhep savaşlarına dönüştürmek istemiyor. Böyle bir ön yargısı var. Ben Amerika'nın dedi. Sence neden? Ben Amerika'nın burada ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığını düşünüyorum. Amerika'yı yöneten kurumların ve kuruluşların içlerinde belli bir rekabet olmaya devam ediyor. Yani Pentagon, CIA, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın farklı bazı yaklaşımları var. Bazı politikalar aynı olmakla beraber, hedefler aynı olmakla birlikte bunun usulleri konusunda farklılıklar var. Ayrıca çok özensiz yani ben diplomatik kurallarla ve Türkiye ile Amerika arasındaki yakınlıkla ben bunu izah edemiyorum. Yani bir albayın kalkıp Türkiye'ye ayar vermesi tabiri caizse bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani madem böyle bir işgal güçlerinden bir rahatsızlığınız var o zaman Suriye'deki Rusya'nın varlığına da, Ukrayna'daki Rusya'nın varlığına da yani bir albay düzeyinde mi yanıt vereceksiniz gibi bir soru akla geliyor. Biden Barzani görüştü, onu da sorayım sizlere. Hakan o görüşmede, hani bu hafta manşetlerde vardı, Barzani ile birlikte Kuzey Irak'la anlaşarak Musul'da operasyona katılır Türkiye o zaman yorumları vardı. Hatırlıyor musun? Zaten Peşmerge ile Türkiye arasında bir belli konu, birçok konuda görüş birliği var. Barzani Türkiye'ye yakın. Yani her konuda aynı şeyi düşünmemekle beraber iki grup ortak hareket ediyor. Yani Musul'un kurtarılması noktasında da Türkiye'nin biliyorsun eğittiği bir takım unsurlar var. Peşmerge ile yakın işbirliği içinde. Yani hedef nedir? Yani Musul'u kurtarmak mı? Yoksa Musul'da belli ülkelerin ve belli grupların nüfuzlarını arttırmak mı? Buna bir Irak yönetiminin karar vermesi lazım. Ama bu ülkeler kendi kaderlerini kendi çizebilir. Tekrar ediyorum. Ve o ülkeler bir araya gelmeli. Tekrar İran, Irak, Suudi Arabistan. Evet, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye bu mezhep tartışmalarını ortadan kaldırmak için Musul tamamen kontrol dışına çıkarsa, Halep tamamen düşerse birer milyon insanın Türkiye sınırına yığılacağını tekrar edelim. Dolayısıyla böyle bir riskle karşı karşıya kalan bir ülkenin kendisini de bu insanları da korumak gibi bir hakkı vardır. Ve bu uluslararası hukuka aykırı bir durum değildir. Bazıları iddia ediyor ya Türkiye işte uluslararası hukuku ihlal ediyor falan diye. Hayır efendim hiç de ihlal etmiyor. Tam da uluslararası hukukun gereğini yerine getiriyor. Biden-Barzani görüşmesi işte Türkiye Barzani ile birlikte işbirliği yaparak bu operasyonda yer alır senaryosu. Erdoğan-Putin görüşmesi için sen ne dersin Deniz? Evet.
Ya Barzani gerçekten şu anda sıkışmış durumda. En son Bağdat'a da gitti biliyorsun. Bağdat'ta da petrol paralarını alamıyor. Kuzey Irak ekonomisi çökmüş durumda. Memurlara maaş ödeyemiyorlar. İşte Kuzey Irak bölgesini koruyacak olan peşmerge maaş alamıyor. En son Amerikalılar $400 milyon ödemişti. Sadece peşmergelerin maaşları ödensin diye. Bu açıdan Barzani'nin de bir sıkışmışlığı söz konusu. Yani Bağdat bir taraftan musluğu kapatmış, Amerikalılar da kontrollü bir destek veriyorlar. Ben hani uluslararası siyasette pragmatizm çok ön plandadır. Onun için şu anda Türkiye'nin müttefiki gözüküyor Barzani. Ama Bağdat'ın tavrına göre de tavrını değiştirebilir. Çünkü Kuzey Irak'ta İran'ın desteklediği gruplar var. Eski KYB, oradan ortaya çıkan Goran Partisi vesaire. Bunlar da Kuzey Irak'taki otorite üzerinde baskısını artırmış durumda. Yani Barzani de aslında bir çıkış arıyor. Ve şu anda acaba çıkış kiminle hareket etsem Bağdat'ta seyrediyor, sonra daha karlı gibi de bir evet durum. Yani hangi tarafta durursam daha karlı çıkarım arayışı içinde Barzani. Onun için hani Türkiye'nin şu anda yanında gözüküyor Barzani. Ama Amerika'nın Bağdat'ın telkiniyle farklı da davranabilir. Onun için de ihtiyatlı olmak lazım. Yani bütün yumurtaları aynı sepete doldurmamak lazım Irak politikasında. Dediğim gibi yani şu anda en çok ihtiyacımız olan şey diplomasi. Gerilimi düşürecek, muhatapları ikna edecek bir diplomasiye ihtiyacımız var. Herhalde şu anda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Dışişleri Bakanlığındaki bürokrasinin de en çok üstünde durduğu mesele bu. Çünkü eğer Türkiye Amerika ile de zıtlaşırsa bu konuda, Bağdat'la da zaten zıtlaşmış durumda, İran'la da sorun yaşarsa yalnız kalabilir. Tek başına Barzani ile bir Irak politikası şekillendirip hayata geçiremeyebilir. Barzani çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin çıkarlarını gözetmeyebilir. Bunları iyi düşünmek lazım. Ve gerçekten şu anda Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri Musul olmak durumunda. Hakan'ın dikkat çektiği göç meselesi önemli. Sadece Halep için değil, Musul için de geçerli. Eğer Musul'u IŞİD'den Şii milisler alırsa Musul'un gerçek nüfusu kuzeye doğru göç edebilir. Irak'ta tutulmalı o göç lazım. Diyor o Milli Savunma de... Bakanı, ama geleceği yerlerden biri de o göçün tutulamazsa Türkiye. Yani Türkiye'nin artık bir kişi bile alacak tahammülü kalmadı. Türkiye, belki. Türkiye'den de Avrupa. Yani Avrupa'ya. Avrupalıların da burada konumlanırken Suriye'den dolayı yaşadıkları göç meselesinin önümüzdeki dönemde Musul'dan dolayı da yaşayabileceklerini hesap edip ona göre tavır almaları lazım. Ebru, şunu Putin görüşmesini değerlendirmek istersen Hakan. İsterim ama o şunu söyleyeyim önce. Yani bu ülkenin bir yurttaşı olarak şuna itirazım var. Yani ben artık bir kişiliği bile Türkiye'nin alacak durumunun olmadığını düşünüyorum. Artık yeter. 3 milyon insan aldı Türkiye. Halep'te yani de çok büyük risk var. Bakın yani koskoca Birleşik Krallık, aman bu insanlar bize doğru gelmesinler diye. Yani Brexit'in tek nedeni elbette bu değil ama yani her ülkenin kendisini korumak, kendi vatandaşlarını çıkanı gözetmek gibi bir şeyi vardır. Evet, çıkmasında önemli bir etkisi oldu. Şimdi yani 3 milyon insanı ne? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bakın Macaristan geçen gün 1300 kişiyi alıp almamak için referandum yaptı. Yani Avrupa Birliği'nin koca koca ülkelerinden bahsediyoruz. Almanya'da Merkel iktidarını kaybetmek üzere. Siyasi sonuçlarını bir tarafa bırakıyorum. Yani Türkiye 3 milyar euro alacaktık, onu Türkiye alamadı. Temel sorun, maliyeti de yüksek. Aynen öyle. Türkiye temel sorunlarını çözememiş bir ülke. Bakın biz her gün eğitimsizlikten kaynaklanan problemleri konuşuyoruz. Türkiye'nin bir altyapı sorunu var. Türkiye yani milyon tane şey konuşabiliriz. Yani bu problemlerini çözememiş orta gelir seviyesinde. Türkiye zengin bir ülke değil. Kaynakları bol ülke değil. O nedenle artık daha ne kadar biz Orta Doğu'lu halkları kucaklayacak durumdayız. Geri dönüş olmazsa 3000 okul yerine 6000, 10000 okul yani yapmak zorunda kalınabilir. Bu insanların önemli bir bölümünün geri dönmeyeceğini düşünüyorum. Nereye dönecekler? Yani yanmış yıkılmış bir Halep'e mi gidecekler? Nasıl eğitecekler? İnsani nedenlerle Türkiye kapıları açtı. Ben bunu eleştirmiyorum.
Ve bu insanlar tabii ki orada yani laf olsun diye evlerini terk etmedi insanlar. Bombalardan kaçarak geldiler. Buna şüphe yok. Ama artık yeni göç dalgalarının olmaması için bir şey yapmak lazım. Türkiye'nin yaptığı da budur. Türkiye'nin yaptığının doğru olduğunu düşünüyorum. Güvenli bölge de yok henüz. Irak'ta bir göç olursa yani ne olacak? Birinin bunları, bu insanları orada, oradan kaçmaya neden olacak şartları ortadan kaldırması lazım o ülkelerde. Suriye'de ve Irak'ta. Maalesef Amerika ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bu mesele çözülemiyor yerinde. Erdoğan-Putin görüşmesine, telefon görüşmesine ve Putin ziyaretine değinmek istersen hem Muslim-Suriye kapsamında. Çok önemli sonuçlar çıkacağını ben dün söylemiştim. İran noktasında programda da etkili olacak Putin. Evet, 10 Ekim tarihinde Türkiye'de olacak. Evet, İstanbul'da da bir enerji zirvesi var zaten. Ben iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi yönünde çok somut bir açıklama geleceğini düşünüyorum. Yeni işbirliği projelerinden bahsedeceklerdir. Ayrıca iki ülkenin Suriye başta olmak üzere birçok uluslararası konuda işbirliği yapacaklarına ve daha ileri adımlar atacaklarına dair bir mutabakat, bir görüş birliği çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şu anda yoğun bir şekilde iki ülkenin ilgili birimleri bunun hazırlığını yapıyor. Yani Erdoğan-Putin görüşmesinden dünyaya iyi bir fotoğraf verilmesi çok önemli. Hem bu bölge barışı için hem de uluslararası dengeler bakımından çok önemli. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Söyleyelim, Türkiye'nin buna ihtiyacı var şu anda. Rusya'nın da var. Çünkü Rusya ve Türkiye'nin bir ortak tarafı var. Birçok ortak yönü var da bir ortak yanı da iki ülkenin de yalnız olması. Doğru. Suriye cephesinde Fırat Kalkanı'nda bir şehit var. 3 asker yaralandı. Dün sabah gelen haberler. İlerleyiş devam ediyor anladığımız üzere. İşte Rakka operasyonu olacak mı olmayacak mı? YPG, PYD olacak mı olmayacak mı? Günlerdir tartışılan konu bu. Halep'te ölümler ateşkesten sonra neredeyse 3 kat artmış durumda. Bu noktada söyleyeceğim bir şey varsa alayım Deniz. Biz dün itibariyle detaylı konuşmuştuk çünkü. Senin vereceğin yeni bir bilgi varsa Suriye noktasında şehit haberlerinde geldiği günlerde alayım. Yoksa Anayasa Mahkemesi'yle evet, devam edeceğim. Ebru, bir sıcak gelişme var. Onu da söyleyelim istersen. Antalya Adliyesi'nde bir alarm durumu var. Adliye boşaltılmış ve bomba imha ekipleri de oraya sevk edilmiş. Böyle bir sıcak gelişme var. Arkadaşlar mesaj atarak bana da bilgi verdiler. Antalya? Antalya'da bir canlı bomba ihbarı. Antalya Adliyesi'nde bir canlı bomba ihbarı olmuş ve polis adliyeyi tahliye etmiş. Şu anda bomba imha ekipleri de adliyeye sevk ediliyor. Herhalde detaylar gelince biz de buradan aktarırız. O haberi vermiş olalım. Onun dışında yani işte sonuçta amacı ne olursa olsun Türkiye'nin kendi yani karşı tarafta ne yaşanıyor olursa olsun Türkiye'nin önceliği kendi sınır güvenliğini korumak. Bu nedenle de bir Fırat Kalkanı operasyonu düzenleniyor. Türkiye sınırının 100 kilometrelik bölümünde işte terör örgütünü oradan temizlemeye yönelik bir operasyon yürütüyor. 43. günü yanlış bilmiyorsam. Fakat bu operasyonda da zaman zaman terör örgütünün direnişiyle karşılaşılıyor. Hatta terör örgütünün bu tür işte sızma gibi saldırıları söz konusu oluyor. İşte ne yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri bir bu sızma terör örgütünün sızması sonucunda çıkan çatışmada bir Mehmetçik şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin'de ailesine sabır diliyorum. Sızan terör grubu tamamen imha edilmiş durumda. 13 terörist orada etkisiz hale getirilmiş durumda. Onu söyleyelim. Yani ben de bunu sık sık söylüyorum. Çünkü ya gerçekten bizim burada Ankara'da oturup şehitler üzerinden konuşma yapmamız çok da bir şey ifade etmiyor. Yani bugün gazetelerde Ebru haberleri okurken gözlerim doldu. Yani bir 23 yaşındaki bir asker Türkiye'de PKK ile mücadele, yani Türkiye'de de bir terörle mücadele devam ediyor. Erdi Demirer isimli askerimiz şehit oldu. Allah rahmet etsin.
çocuğunu daha hiç görememiş Ebru. Belki görmüşsündür gazetelerde. Ya o haberi okuduktan sonra konuşmak o kadar zorlaşıyor ki biz ne desek boş. Doğru. O acının büyüklüğünü insan hissedebiliyor. Hayatı boyunca babasının hikayesini dinleyecek ve bir şehit çocuğu olduğu için gururla dolaşacak ama babasının sıcak kucağını hiçbir zaman yaşamayacak bir bebekten bahsediyoruz. Hep eksik olacak. İşte bu şehit haberlerimiz bu şekilde yakıcı, yani gerçekten insanın yüreğini dağlayan haberler bunlar. Ben mümkün olduğu kadar bu haberlerin istatistik gibi verilmemesine özen gösteriyorum. Yani çünkü hepsi bir hayat, hepsi bir aile, hepsi bir hikaye. O acının hissedilmesi, o acının anlaşılması lazım. Kararları verenlerin de bunu böyle görmesi lazım. Türkiye kendi güvenliğini korumak zorundadır. Kendi topraklarından terörü temizlemek zorundadır. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Ama Türkiye toprakları dışındaki görevler konusunda milletin de bu meseleleri konuşup tartışmasında fayda var. Parlamentonun, milletin temsilcilerinin. İşte Musul'a piyade gönderelim mi, Elbaba Rakka'ya piyade gönderelim mi? Bunların hepsini milletin konuşması, tartışması lazım. Bu şehit haberleri gelirken benim aklıma gelen en önemli şeyler bunlar. Yani işte Kars'ta bir köyden çocuğunu askere gönderen babanın görüşü de önemli. Edirne'den çocuğunu askere gönderen babanın görüşü de önemli. Her bir izleyicimiz zaten bu haberleri çok yürekten hissediyor, onu biz de hissediyoruz. Dolayısıyla bunun daha net tartışılması, yüksek sesle konuşulması, kamuoyunun da sesinin biraz dinlenmesi gerektiğini özetle söylüyor Deniz. Şimdi bizim 6 dakikamız var. Anayasa Mahkemesi'nde iki yeni üyenin biliyorsunuz yemin töreni vardı. Orada Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı, Başbakan vardı. Muhalefet oradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar en ön sırada bir arada fotoğraf ve görüntü verdiler. Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanı o hal hukuksuzluk hali değil dedi ve yeni anayasa çağrısı yaptı. Değerlendirmek isterseniz hem görüntüyü, fotoğrafı hem de o hal, olağanüstü hal hukuksuzluk değildir ve yeni anayasa çağrısını, buyurun Hakan. Orada çok bir özet rica çok edeyim. Kısa söyleyeceğim. Orada Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Başbakan arasında da galiba esprili sohbet konuşma olmuş. Geçmiş. Tebessüm. Yani ben siyasetçilerin tebessüm ettikleri anları yakalamayı hasretle bekliyorum ki yani bu sert ortamda, tansiyonun yükseldiği ortamda aralarındaki diyaloğun yumuşaması, sokaktaki diyaloğun da yumuşamasına, tansiyonun yumuşamasına katkı sağlayacağı için bunu önemsiyorum. Yeni anayasa vurgusu bence dünkü toplantının, yemin töreninin en önemli vurgularından biriydi. Anayasa Mahkemesi Başkanı yaptı. Buna yürekten katılıyorum. Dilerim siyasi partiler bunu başarabilirler. Buradan bir şeye bağlayacağım. İzin verirsen çok önemli bulduğum için söylemek istiyorum. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı'nın toplantıda yaptığı konuşma, uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyordu kendisi. Konuşmasında verdiği bazı veriler var. O kadar çarpıcı ki bu hepimiz yaşıyoruz ama bu verilerle elle tutulur hale geliyor ve çok korkutucu. Toplumun %76'sı başka bir partiden komşu istemiyor. Şimdi bakın bu çok çarpıcı. O verileri ben de gördüm, evet. Bu, bunun bir altını çizmek için söylüyorum. Yani hani bu kutuplaşma, ayrıştık, bölündük, kavgalıyız, birbirimizle bir araya gelmek istemiyoruz gibi şeyler söyleniyor. Bakın oranlar ne kadar çarpıcı. %78'i başka bir partiden bir insanla iş yapmak istemiyor. 78 çok ciddi bir oran. %73 yine bunun kadar vahim bir oran. Başka bir partiden çocuklar arasında, çocuklar için söylüyorum, arkadaşlık kurmasını istemiyorlar. Mesela bir CHP'li, MHP'li veya AK Partili veya HDP'li hangi partidense arkadaşlık etmesine dahi insanlar birbirlerini tahammül edemiyorlar. Bu araştırmayı genişletip işte bir takım farklı tercihleri olanların bir arada yaşamak istemediklerine kadar bunu hayalimiz bu değil tabii. Şimdi bu tabii herhalde bizim kurmak istediğimiz, yeniden inşa etmek istediğimiz demokratik,
birbirleriyle yaşama kültürünü, ben hoşgörülü de demek istemiyorum, bir arada yaşama kültürünü geliştirmiş bir Türkiye'de bu görüntü bize bir alarm zili çaldırmalı. O nedenle ben Begümhan Doğan Faralyalı'nın bu hem konuşmasını hem verdiği verileri, galiba Google'ın bir araştırması oldu bu konuda, o veriler oradan geldi diye tahmin ediyorum. Doğan Grubu'nun da bu konuda bir projesi var. Doğan Grubu'nun, evet, o proje müştereklerimizi yeniden keşfedelim, evet, diye bir çalışma yapıyor. Doğan Holding. Onu vurgulamak istedim Ebru. Bu önemli. Evet. Teşekkürler. Deniz, son cümleni alacağım. Seninle bitireceğim. Rüzgar Çetin'in tahliyesi sonrası işte verdiği tahliye pozu çok tartışılıyor. Savcının itirazına rağmen tutuksuzluk halinin devam etmesi, yurt dışı yasağının sadece konması süreci çok tartışılıyor. İhraçlar var hakim ve savcılardan, askerlerden. İşte Anayasa Mahkemesi'ndeki fotoğraflar, açıklamalar var. Seç birini, rica edeyim, tamamla sözünü. At manşeti, biz de reklama gidelim. Evet. Ebru, zor görevler verme bana. Zor görev, farkındayım. Ben, verirken de bir kıyamadım Rüzgar Çetin, ama ne yapayım işte. Rüzgar Çetin davasını takip ediyorum. Herkes bir taraftan tutuyor falan ama burada işin aslı adaletin yerini bulması. Ben gelişmeleri takip edince çok adil bir sonuç olmadığı izlenimi edindim. Ama bu tabii şehit polisin ailesinin, yani o acının düştüğü ocaktaki yaklaşım bence esas olmalı, belirleyici olmalı. Diğer taraftan da, yani onlar bu kararı adil buluyorsa bizim bunun üzerinde konuşmamızın çok anlamı olmaz. Ama diğer taraftan da maalesef Türkiye'de şöyle bir durum var. Trafik kazalarındaki can kayıplarında kazalara neden olan trafik canavarları cezasını çok fazla çekmiyorlar. Yani yüzlerce örnek sayabilirim size. İşte bazı cezalar da çok ağır çekilince bu nasıl oluyor diyorsunuz? İşte adalet zaten ortasını bulabilmektir. Adalet bir taraftan acılı ailelerin yaralarını sarmak, bir taraftan da o acıya neden olan insanlara hak ettikleri cezayı verebilmektir. Ders çıkarabilecekleri, bir daha aynı hatayı, aynı suçu işlemeyecekleri bir ders verebilmektir. Çıkan fotoğrafta böyle bir şey var mı? Bence biraz tam bir fotoğraf değil bu. Eksikleri olan bir fotoğraf. Ama Türkiye'nin bu konuyu iyi düşünmesi lazım, tartışması lazım. Çünkü trafik ciddi bir sorun. Trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı terörde kaybettiğimiz, evet, insan sayısından fazla. Fazla. Dün de İstanbul'un göbeğinde bir mikser faciası yaşadık. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var. Antalya'da Deniz'in söylediği gelişme Doğan Haber Ajansı'ndan geçti. Antalya Adliyesi içeride canlı bomba olduğu ihbarı üzerine 9'da boşaltılmış. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış. Olay yerine bomba imha uzmanları ve özel harekat polisleri de sevk edilmiş durumda. Canlı bomba olduğu ihbarı üzerine boşaltılmış Antalya Adliyesi. Buna dair gelişmeyi de sizlere aktardık. Kısa bir ara verelim. Hakan, son cümleyi sana vereyim, kapatıyoruz. Çok teşekkürler. Ebru, İran'da da izleniyoruz. Diğer birçok ülkede olduğu gibi. Bir izleyicimiz Instagram'dan mesaj göndermiş. Bu ülkelerin bu bölgede işbirliği yapmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım ya, İran, Türkiye, Suudi Arabistan diye. Aksi halde gelip başka ülkeler burada istemediğiniz şartlar dayatırlar demiştim. Instagram'dan bir izleyicimizden. Peki, sevgiler. İran'a da selamlar. İran'a da selamlar. Bizi yurt dışında izleyen bütün izleyicilerimize teşekkürler. Yarın 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.